mamma mia, per la parte, mamma. Non lo ya. Herifler, ne yaptınız bana? İskender. İskender? İskender! Var ya, değerli bir şeye benziyor ha. Zengin de oldum. Ben bundan Maria'ma yüzük yaptırırım. Şimdi... burası neresi? İskender ne? İskender mi? İskender, sen misin evladım? Ha? Ne yapıyorsun orada? Giovanni abini mi bekliyorsun? Ha? Ah benim canım. Bak kim geldi. İskender. İskender. Uyuyor musun İskender? Uyu uyu. İskender. İskender. Uyusun da büyüsün İskender. Uyusun da büyümesin be bu İskender. Rüyanda kimi görüyorsun? He? Yeniçeri abilerini. Onlar yok İskender. Şimdi sen okçular cennetine, ben de sultanın yanına. Araba olsa bunu at çeker, Kaan'ı çeker. Bu nasıl bir araba ya? Ben ne yapıyorum ya? Siz beni büyülediniz mi? Canavar bu, toprak yiyor. Toprak yeme. Yaklaşma. Yaklaşma dedim. Yaklaşma. Ne yaptınız bana? Büyü mü yaptınız? Canavar bu. Toprak yiyen canavar. Gelme. Bir şey yapmayacaktım. Bir şey yapmayacaktım ona. Yapma. Sen mi çağırdın bunu? He? Fikri. Einstein Rosen Köprüsü. Fikri kalk, Fikri. Fikri. Einstein. Fikri. Uyan. Salih. Salih, müthiş bir şey yaşadık biz Salih. Düşmanın attığı ok taşı isabet etti ve görülmemiş bir enerji açığa çıktı. Solucan deliği, solucan deliği hepimizi içine çekti Salih. Fikri. Salih, Salih zamanda yolculuk yaptık. Bir an için öldüm zannettim ama ölmemişiz. Bak hayattayız. İskender. Makine, makine. Makine gitmiş Salih. Taş. Taş yok. Fikri, taş yok. İskender yok. İskender? İskender nerede? Üçümüz yan yanaydık. Sen de ben de burada olduğumuza göre... onun da burada bir yerde olması gerekmez mi? Teorik olarak evet. O zaman onu başkası bulmadan bulalım. Hadi yürü. Hadi bir dakika dur. Yani hangi zamandayız? Neredeyiz? Bence ilk önce onu bir bulalım. Ne demek hangi zaman hangi yer? Sen nerede olduğunu bilmiyor musun? İdiota. Salih, burası Karatepe değil mi? Evet, Temrani'ye benziyor. Ama nerede olduğumuzun bir önemi yok. Önemli olan hangi zamanda olduğumuz. Daha da önemlisi İskender'in bu bilmediğimiz zamanda tek başına olması. Hadi bulalım şu çocuğu, yürü. Sizden önce ben bulacağım İskender'i. Canavarı. Canavar gitmiş. İskender. Ne oldu? Canavarın gitmiş İskender. Nereye gitti bu çocuk ya? Çocuğu mu yemiş? Burada mı tüketmiş çocuğu? Ama öyle olsa kum olurdu etrafta. Akıllı kaçmış demek ki. Nerede bu çocuk o zaman? İskender.
Peki. Ben uyansam nereye giderdim, nereye giderdim, nereye giderdim, nereye giderdim? Ormana gittin değil mi İskender? He? Ormanda oyun mu oynuyorsun İskender? İskender. Neredesin çalgıcı? Yüreğin varsa çık ortaya. İşittin mi beni? Öyle arkadan adam vurmak var mıdır ha? Salih'im, Fikra'm, siz neredesiniz? Nereye kayboldunuz? Yakaladım seni çalgıcı. Subhanallah, bu ne böyle? Elektrik bu. Gider de gelir de. Ne olacak? Gündüz vakti bir şey olmaz. Birazcık tasarruf yaparız. Selam yani. Jeneratör falan alamayız, alamayız. Sen benim ocağıma incir ağacı mı dikeceksin? Saniye. Gelir dedim şimdi, gelir. Zaten ben de geliyorum. Kapat. Kapat, kapat. Çok yazdı. Kapat. Biraz evvel ne oldu? Kuş mu geçti? Allah Allah. Yettim. Ay, yettim kuzularım. Yettim, merak etme. Saniye ana az yanınızda. Merak etme yavrum, sakın panik yapman. İyi misiniz çocuğum? Kafanıza gözünüze bir şey olmadı inşallah değil mi? Birbirinizi vurup kırmadınız değil mi yavrum? Ah o dedez, yok mu o dedez? Oh. Bu ne kız? Kız bu ne? Sen şöyle geri dur Saniye ana. Bu mesele bizimle yıkıklar arasında. Vallahi bayağı etkilendim he. Nasıl? Lezzetli miydi bari? Ne saçmalıyorsun acaba? Kahvaltıda yediğiniz yüreği diyorum ya. Nasıl, lezzetli miydi? Vallahi biz doğuştan böyleyiz Tayfun kardeş. Ama eğer size yürek lazımsa tanıdığım bir tane kasap var. Adres verebilirim. Ay kıyamam. Siz şimdi şu adresi falan bırakın da bu aptalca şovun bedelini düşünün. Bayağı bir ağır olacak çünkü. Sen bir şey söylemeyecek misin? Ben söyleyeceğimi söyledim. Anlamadıysan bir daha oku. Günaydın çocuklar. Ya günaydın canım hocam benim ya. Hayırdır, toplantım var. Ya canım hocam ya. Ben de diyorum bugün güneş neden bu kadar parlak? Anlamadım. Çünkü siz uyanmışsınız. Ay Tayfun ya, her seferinde şu numaranı yiyorum ya. Bravo sana. Aa, bu ne çocuklar? Hangi kurallardan bahsediyorsunuz? Aramızda bir şey yok öğretmenim. Ciddi bir şey değil. Emin misiniz? Öyle olsun bakalım. Ben bugün okulda olmayacağım. Makbule teyzeniz çağırdı. Ben okulda yokken arkadaşlarınızı ve tabii beni üzmeyeceğinizi umuyorum. Tabii ki hocam ya. Sizi üzeceğime kafamı şu duvara sürterim daha iyi. Sürteyim mi? Rüyadayım. Rüya görmekteyim. Yattım, Allah kaldır beni. Rahmetinle doldur beni. Allah'ım ne olur uyandır beni. Ya Rabbim bunlar ne biçim aletlerdir? Neyle sınıyorsun beni? Neredeyim ben? İşte artık kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi biliyorsun. Bütün sırlarımızı öğrendin İskender. Demek siz zaman seviyorsunuz ha? Kurban olduğum Allah'ın işine bak hele. Başka biri dese vallahi inanmazdım ama size itimadım tamdır o. Eyvallah. Sor hadi sor. Soracağım elbet. İnsan ömründe kaç defa zaman sayıya görür? Evvela deyin bana. Sizin zamanınızda ne gibi acayiplikler var?
Vallahi şimdi nereden başlasam bilemedim ama... yani bence bizim çağımızın en büyük icadı telefon. Telefon. Neye yarar ki? Telefon şeye yarar. Şimdi böyle çok uzaktaki birileriyle konuşabilirsin. Hatta onu görebilirsin bile ya. Zor konudan girdik Fikri. O zaman sana böyle gözünde canlandırabileceğim bir şeyler söyleyeyim, tamam? Şimdi böyle burada tek katlı evler var ya, tamam mı? Bu evlerden böyle üst üste olduğunu düşün, tamam mı? 5 katlı, 10 katlı, hatta 30 katlı olduğunu düşün, tamam? İşte biz bunlara apartman diyoruz. Apartman ha? 30 katlı. O zaman kıyamet yakın ha. Binaların yükselmesi kıyamet alametidir. Arabalar var. Heh. Oho, ondan burada da var. Ama bunların atları yok. Kendi kendine gidiyor. Nasıl yani? Ne çekiyor ağam bunları? Cinler mi? Yok yok, bir bak. Şimdi onu da şöyle anlatayım. Bunların içinde ateş yanıyor. O ateşten çıkan enerji de tekerlekleri döndürüyor. Şimdi ateş yanıyor da araba nasıl yanmıyor? Bu iş kolay olmayacak Fikri. İçinde ateş yanıyor. O ateş de tekerleri döndürüyor. Ağalarımın dediği atsız araba bu. Zaman seyyahı oldum. Demek ben de siz gibi seyyah oldum, değil mi? İyi alt ettim. Siz neden gelmediniz ha? Ben bu zamanda bir başıma neydim, nereye gidem? Beni niye bir başıma kodunuz? Oy başıma gelenler. Neredesin be İskender? Salih. Aklıma bir şey geliyor ama yani hani sana teorik olarak birlikte gelmiş olabiliriz dedim ya. Ya sadece biz geldiysek, ya İskender orada kaldıysa. Böyle bir şey olabilir mi? İnşallah olmaz da. Bilmiyorum Salih. Makine de bozuldu. Hangi zamanda olduğumuzu bile bilmiyorum. Her şey olmuş olabilir. Allah'ım sen sabır ver. Ne oldu Salih? O burada Fikri. İskender burada. Bak, onu oku. Hadi. Salih, ilk sorunun cevabını bulduk. Şimdi sıra geldi. Hangi zamandayız onu öğrenmeye. Biri geliyor. Salih, bayağı gelecekteyiz yahu. Araba yerine buna biniyorlar. Yok yahu. Fazla ileri gitmiş olamayız. Hala aynı şarkı dinleniyor. Hadi hadi. Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi bak bir an önce şu İskender'i bulalım ha. Ne taraftan gideceğiz Salih? Bence bu tarafa. Ama önce buraya bir işaret bırakalım. İskender buraya dönerse bizi burada beklemesi gerektiğini anlayacağı bir şey. Taşın kesesi. Kural 11. Her salı tatlımızı yaygaraya veririz. Ama artık okulun kralı Mavi Ay bence. Tatlı sizindir. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederiz. Ama biz bunu alamayız. Kurallar böyle. Ne olur alın. Öyle saçma sapan kurallar yok artık. Biz Mavi'yiz. O yüzden herkes kendi tatlısını rahatça yiyebilir. Kanka, öyle çabuk havaya girmeseydim ben. Daha sonra patlamayalım.
Biz değil Ardacığım. Yaygara çoktan patladı bile. Görüyorsun. Yaygara abartılmış bir balondu. Balon! Her balon bir gün patlar. Balon! Yine ne oldu Saniye Ana? Sus ve dinle. Duydunuz mu? Yok. Duymazsınız tabii. Avanaklar. Fırtınadan önceki son sessizlik bu. Siz daha kasın 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 eyle. Başınıza çok kötü şeyler gelecek. Ben size dedim abi. Hemen havaya girmeyelim dedim. Patlarız dedim. Ama hemen havaya girdiniz ve patladınız. Ya oğlum bak. Yazık olacak size. Çok kötü şeyler yapacaklar değil mi? Nereden bilemeyim yani. Mesela bizi bir odaya kilitleyip kapının altından böcek mi salarlar? Yok canım. O kadar da basit bir şey yapacaklarını zannetmeyeyim. Bence daha kötü bir şey yapacaklar. Anam! Bittim abi. Tam orada ya. Ne yaptınız tamam mı? Bugünden sonra Mavi Ay adını official olarak yıkıklar yapabilir. Çok fena yıkılacaklar çünkü Ece bebeğim. Aslında delikanlı çocuklarmış. Biz orada rüyacıyı ispiyonlamadılar. Bu seferlik affetsek mi be Tayfun? Kaplumbağa tavşanı yarışta yendikten sonra ne demiş kardeşim? Ne demiş? Geç kaldın tavşan kardeş demiş. Mavi Ay artık bizim için bir sorun değil. Biz önümüze bakalım. Tatlıyı bana verdi, biz onlar gibi değiliz dedi. Artık kural mural yok dedi. Helal olsun be, iyi ki geldiler. Tayfun o kadar delirdi ki adamın sinirinden elektrikler kesildi be. Bakın burada kimler varmış. İskender, neredesin ha? Arkanı kollayanlar da yok artık. Ne yapacaksın? Saklanmayacaksın değil mi? Boşuna saklanma. Seni yerin 7 kat altına da girsen, 7 kat üstüne... O nasıl kuş ya? Kuş değil bu. Drago! Drago! Ejderha! Tanrım, Tanrım bana yardım et. Beni ejderhalardan koru. Lütfen bu iblisin ateşine cızbız etme beni. Bir de elindeymişken şu İskender'i hızlıca bulsak. Ha, lütfen. Ölmek için çok gençim. Ayrıca çok yakışıklıyım. Sesim de çok güzel. Tanrım, yetmediğimi çektiğim çile. Canavarlar, ejderhalar her yerde. Nasıl bir çorap ördüler üzerime. Çıkamıyorum artık düzlüğe. Teşekkür ederim Tanrım. Maria, sen bir başkasın. Maria. Maria duyuyor musun? Müzika. Müzik. O taraftan geliyor. Çok güzel. Bu nasıl bir müzik? Nerede bu çalgıcılar? Demir müzisyen mi? Bence girmeyelim. İçeride bir tuzak olabilir. Orada saçmalama. Aç artık şu kapıyı. Bütün korkularınızı 2 ile çarpın kuzucuklar. Çünkü başınıza gelen o olacak. O neydi o? Hadi ama aç artık şu kapıyı.
kuracaklar bize. Dinleyin beni, hazırlık yapın. Arda, hakikaten abartıyorsun ha. Aldılar dersini, oturdular aşağı işte. Rahat ol biraz. Bak biz nasıl rahatız. Arda, seni benim psikoloğa mı götürsek? Sen de çok ciddi kişilik problemleri gözlemliyorum da. Bir dakika. Senin psikoloğun mu var? Şu anda konumuz Arda'nın kuruntuları. Arda, sen bize biraz daha saçma hayallerinden bahsetsene. Arkadaşlar, şu anda arkanızda iki tane yeniçeri görüyorum. Al işte. Yok Fatih Sultan Mehmet. Yeniçerilerden biri Salih Hoca. Hani? Gitti. Yazık kafan Arda. Tamam. Yemedik gazete. Oku. Salih, 2020 yılındayız Salih. Yani gittiğimizden bir yıl sonrası. Benim için sıkıntı yok, bana uyar. Bana da uyar da İskender'e uymaz. Sorun da o zaten, acele. Ya Salih, bak çok yoruldum. Ayaklarıma kara sular indi. Karnım da acıktı. Bari şurada bir yerde oturalım, biraz dinlenelim ya. Olmaz. İskender başını derde sokmadan onu bulmamız lazım. Hadi. 500 yıllık yoldan geldik Salih. 500 yıl. 5 dakika dinlenemeyecek miyiz ya? Hayırdır? Bayıldım ya. Harikasınız. Bana bak. Zaten sinirliyim. Bütün sinirimi senden çıkartırım ha. Peki. Şey, dizi çekimi falan mı var burada acaba? Biz... Şeyiz biz. Mehteran. Mehteranız biz. Mehteran mı? Hı-hı. Ya ben bayılırım Mehteran'a ya. Ne kadar şanslısınız. Evet ama bizim gitmemiz lazım. Biraz da şeyimiz var. Ben de küçükken yeniçeri olmak isterdim biliyor musunuz? Hatta bir keresinde ne yaptım bilin. Ne yaptın? Koltuk örtülerini kesip kendime yeniçeri kıyafeti diktim. Ya şu aşka bakar mısınız ya? Harika, çok güzel ama bizim gerçekten gitmemiz lazım. Sonra da başladım bağıra bağıra mehter marşı söylemeye. Ya sizi aslında bizim çocuklarla tanıştırsam keşke. Ne güzel olurdu. Hemen şurası, gelsenize iki dakika. Şuradan şöyle okulun girişinden mehter marşıyla girsek. He? Ceddin deden, neslin baban. Ya hadi hep birlikte. Hep kahraman Türk milleti. Bu kılık kıyafetli olmayacak anlaşıldı. Eve gidip üstümüzü değişelim. Dünya yaşan orduları pek çok zaman vermiştiler. Cezalarını öğrenince kafayı yiyecekler. Keşke bizi bir patates püresi gibi ezip üzerimize de Danaros da koyup yeseydin, yanına da buz gibi ayran içseydin diyecekler. Sen acıktın galiba Tayfun. Hemen bir tost kapıp geleyim mi? Siz şimdi şu tostu falan bırakın da şunlara bakın. Gözlere zarar, kulaklara nazar bir şey bu. Bizi çalışırken izleyemezler. 9. kuralı ihlal ediyorlar. Sanırım birileri ceza almak istiyor. Kırmızı başlıklı kızı ormanda bir başına görünce ne demiş? Yanlış mahalleye geldin ufaklık demiş. Kasırganın kurallarına uymayanın sonu budur. Bunu herkes bilsin. Yaşasın Mavi Ay! 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 Ahududunu Fraklin'e içmesem anca bu kadar sinirlenebilirdim. Bir şey yapmamız lazım. Bu Mavi Ay karizmamızı fena çizdi. Tayfun'un hep dediği gibi, karizma teflon tava gibidir. Bir kere çizildi mi bir daha iş yapmaz. Resmen out oldu ya karizmamız. Bunu acilen in hale getirmemiz gerek. Tayfun, sen de bir şey söylesene artık. Sessiz olalım. Tayfun bunları vereceği cezayı düşünüyor. Dedeniz nasılsa Mavi Bey'in cezasını verecek. Hayır. Plan değişti. Herkes cezalandırmak mantıksız. Bizim bütün okulun önünde karizmamızı geri kazanmamız lazım.
Harika bir plan. Daha planı anlatmadım. Ama onlarla işimiz bittiğinde keşke kafamızı bir gorlun vücuduna taksaydın da bu hallere düşmeseydik diyecekler. Sal bizi reis, sal diyecekler. Ama salmayacağım. Gir. Rafet Bey. Rakamların efendisi Savaş Hocam. Neredesiniz? Geldim Rafet Bey, buradayım. Nasıl geldin? Sana mesaj atıp standart paketindeki mesaj hakkımı azaltalı 10 dakika oldu. Ama sen yoksun. Rafet Bey, siz de çok iyi bilirsiniz ki ben gecikmeyi hiç sevmem ama yolda ne oldu bilin. Yeniçerilerle karşılaştım. Savaş Hocam, daha önce buraya binlerce öğrenci geldi. Ama hiçbirisi geç kalma bahanesi olarak böyle bir şey sallamadı. Rica ediyorum, aklımla alay etmeyin. Rafet Bey, kredi kartımın limitini bitireyim ki doğru söylüyorum. Tam okuldan içeri giriyordum ki 2 tane yeniçeri... Tamam. Yeter. Ya hala yeniçeri diyor yahu. Asıl konumuza gelelim. Gelelim efendim. Benim çocuklar diyor ki... Kim? Yani ben diyorum ki... okul takım için seçmelere falan gerek yok. Elimizde fıstık gibi bir kadro var. Onu bozmayalım diyorlar. Yani ben diyorum. Ama efendim, Mavi Ay da gerçekten çok iyi. Ne diyorlarsa o. Yani ben ne diyorsam o. Kararım budur. Yalnız... Bak, beni biraz daha fazla sinirlendirirsen maaşından psikolog paramı keserim. Anlaşıldı mı? Tartışma bitmiştir. Dedeciğim. Dedeciğim. Oy benim servetimin varisleri mi gelmiş? Benim şehzadem, benim sultanım mı gelmiş? Biz de şimdi seçmelerin yapılmayacağını konuşuyorduk. Aa dedeciğim, niye öyle söylüyorsun ama? Bence arkadaşlarımız da seçmelere katılsın ve bizim ne kadar iyi olduğumuzu tüm okul görsün. Evet dedeciğim, hem öbür türlü haksızlık olur. Ve bilirsin ki ben haksızlığı hiç sevmem. Yahu çocuklar, siz sabahleyin demediniz mi seçmeler yapılmasın? Biz bu yeni çocukları takımda istemiyoruz diye. Yok dedeciğim, biz seçmeler olmasın demedik. Seçme işi uzamasın, hemen bir an önce olsun dedik. Sen birazcık yanlış anlamışsın dedeciğim. Aynen dedeciğim, bir tık karıştırdın galiba. Bir tık. Siz öyle diyorsanız öyledir, ballı lokma tatlılarım. Ben sık sık karıştırırım zaten. Hocam, duydunuz. Hemen hazırlıklara başlayın. Ama Rafet Bey siz de yani... Savaş Hocam, benim ajandan bunun için çok uygun. Bence hemen bugün yapabiliriz. Biz bu oyunu hardcore modda oynar, yine de ölmeyiz hocam. Yap o işleşmeleri de arkadaşların canını yarım kalbe düşürelim. Bayağı yağlı kapı bulduk oğlum ha. Evet. Oğlum bu tembelliği var ya, iliğine kadar sömürmeden gitmek yok. Ver. Versene. Oy. Ver. Oy. Al, bu daha başlangıç. Al. Oy, oy, oy. Oğlum, enayi parası ne kadar güzel değil mi kanka? Şey, buralarda yalnız bir tane nene varmış, yalnızlaş. He, onunla böyle altın mı altın vardır. Hava kararınca ona dalalım mı? Atalım. Onda da para vardı. Her yere kandil koymuşlar. Şuna bak, nasıl bir büyü bu. Ama sıcak değil. Sen kimsin? Ha? Oğlum, cin olmuş da adam çarpıyor. Bu kılık kıyafet lan. Müzik. Hiç yalgıcı yok. 4 mehter takımı kadar ses çıkartıyor. Duydunuz mu siz de? Nereye kafanı bu adam? Ha, deli galiba. Deli kardeş. Bir in de aşağı ifadeni alalım. Bu kim? Giovanni benmişim. Bak ben buradayım. Ya gel deli al, kardeş. Al ya. Gördün mü beni? Gel. Bu ne? Ne delisi canım? Gel sen gel. Yo deli değilim ben. Bunu performer beyler. Gel bir ifadeni alalım. Ne ifadesi? Deli. İnsan gibi perfavor dedim ama. Kardeş bir dur. Şeytan doldurur. He? Ne biz bilemedik. Sen turistsin galiba. He. Turist. Ya biz dostuz ya dost. Frent. Frent ya frent. Neyi şeytan dolduruyor be?
Benim aklımı karıştırma. Bana bak. Siz yoksa Salih'in adamı mısınız ha? Tabii tabii öylesiniz. Simyacı mısınız siz de? Ha? Yok abi biz Salih'i Malik tanımıyoruz. Sen bizi karıştırdın. Ha. Biz gidelim. Hadi pa pa pa. Bu müzik aleti. Çok güzelmiş. Büyü mü o? Güzel kardeşim ya. Yıl olmuş 2020, sen hala büyü mü diyorsun? Bırak bizi gidelim. Ne büyüsü ya? Ne dedin sen? Ha? Güzel kardeşim dedim. İdiota, o değil. Ondan sonra ne dedin? Ya 2020 dedin ya. Ha, 2020'deyiz. 2020 abi. Yıl 2020 mi olmuş? Kaçalım. Kaçalım. Kaç. 3. Bırak çalıntı zaten. Merceği düştü. Gün batıran İskender. Ne işler açtın başıma. Ama şimdi göreceksin. Önce seni gündüz bulacağım. Sonra gece saklanacağım. Simyanı ele geçirdim İskender. Kork benden. Burası neresidir? Aşağı bir nerededir ya? Kurt gibi acıktım ya. Burası mı acaba? Ne düşünüyorsun oğlum yol ortasında? Hay Allah'ım ya. Türkçe konuştun. Allah'ıma şükür Osmanlı tabasındayız. Tut elimi al. Yardım edeyim sana gel. İstemez çekil. Ağam seni karşıma Allah çıkarttı. Aşağı be nerededir de hele. Sen de aç mısın? İstersen birlikte gidelim. Anamın yolluk diye dişinden tırnağından arttırıp keseme kattığı iki akçam var. Al birini al. Şşş. Alay ediyorsun değil mi eline? Ne çekiyorsunuz oğlum? İnternet şakası falan mı çekiyorsunuz? Bu tok tok mudur nedir? Kamera nerede? Ne kamerası ha? Karada kamera ne arar? Ne dersiniz? Bu gerçek. Gerçek altın. Gerçek tabii ha. Benim yalanla haramla ne işim ola? Kardeş, sen buraya nereden düştün ya? O uzun hikayeydi. Şimdi ben hangi zamandayım onu deyiver. Ya kardeşim, 2020'deyiz. 2020. Ne? Çok affedersiniz yani buralarda şu boylarda üzerinde toplu kıyafetler olan, ok ve yayı olan bir olan çocuğu gördünüz mü burada? Hayır görmedim. Teşekkür ederim. Yok. Yok Salih. Oğlum, evladım. Gelin bakayım buraya. Buyur teyze. Oh, canlarım benim. Bildim ben sizi. Benim oğlanın arkadaşlarısınız siz. Teyzeciğim kusura bakma. Bizim çok acil işimiz var. Gitmemiz lazım. Gidersiniz evladım. Gidersiniz. Beni hele bir eve götürün. Deyin bakalım Makbule teyzenizi. Benim oğlanı gördünüz mü? Ne zamandır eve gelmedi hayta? Ne zamandır? Çok olmadı. 10 yıl kadar. Oo, hiç çok olmamış canım. Teyzeciğim. Bak biz seni taksiye bindirelim. Sen evine öyle git. Oğlun da inşallah en yakın zamanda gelir. İnşallah evladım. Onu görürseniz deyin. Gelsin ev. Anan seni çok özlemişti. Öleceğim hasretimden. Gelsin hele bir kafasını kıracağım onu. Hayırsız evlat. Salih. Her yer aradık yok. Sanki yer yarıldı, içine girdi bu çocuk. Acaba diyorum robot resmini çıkartıp direklere falan mı yapıştırsak ha? İstersen televizyondaki bu acı programlarına çıkalım. Diyelim ki biz zaman makinesiyle 15. yüzyıldan bir çocuk getirdik, onu da kaybettik. Görenler, bilenler şu numarayı arasın diye numaramızı verelim. Ne dersin? Yok. Hadi. (Gülüyor)
Af buyur ağam. Burada yazan Türkçe midir? Oğlum bir yaşta okuma yazma bilmiyor musun sen? Cahil kaldım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl bir sihirdir? Bu nasıl bir garabettir? Kutuları hapseder beni. Gördünüz mü? Hiçbir şey olmadı. Ceza falan yok. Onlardan korkan onlar gibi olsun. Sakin ol şampiyon. Bela geliyorum diyor. Merak etmeyin. Bu sefer sizin için öyle gaddarca planlarım yok. Kasırga kurallarına güncelleme geldi sadece. Her ne kadar bizim kalitemizde olmasanız da sizi dürüstçe bir karşılaşmada yenmeye karar verdik. Şimdi de karşılaştık. Hemen girişecek misiniz bize? Öyle bir şey kastettiklerini düşünmüyorum Arda'cığım. Nerede, ne zaman isterseniz sizinle karşılaşırız. Tamam o zaman. Herkes duysun. Mavi Ay takımını okçulukta meydan okuyoruz. Bugün saat 17'de seçmeler yapılacak. Yalnızca biz ve Mavi Şirinler. Ay, pardon, Mavi Ay. Kim kaybederse diğer takımın kalitesini onaylayacak. Ve kim kazanırsa, yani biz, okulun Elit Plus Premium öğrencileri olarak yolumuza devam edeceğiz. Ve bundan sonra kimse kurallara karşı gelemeyecek. Var mısınız Mavi Ay? Şu ana kadar dürüst bir karşılaşmadan kaçtığımız görünmemiştir. Şovu keselim Elifciğim. Saat 17'de burada olmazsanız korkak tavuk ilan edileceksiniz. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Gıt gıt gıdak. Ay aşırı cringe oldum şu an. Serbest gezen tavuk görmüştüm de serbest saçmalayan tavuk hiç görmemiştim. Siz daha neler göreceksiniz? O neydi öyle? Jet motoru mu? Mermi mi? Yoksa Süpermen mi? O zaman saat 17'de görüşürüz şirinler. Ha, sakın geç kalmayın ha. Bu ne gürültü, bu ne kargaşa? En iyisi biraz sükût içinde huzura ermek. Ağam, yine mi sen? Birden kayboldun gittin. Ne ettin? Doyurdun mu karnını? Doyurdum, doyurdum da. Bir de tatlı parası rica edecektim. Şöyle güzel bir kadayıf gömeyim dedim. Af buyur ha. Ver altınları velet. Ne altına? Oğlum bana namı yapma. Sökül altınları alırım vallahi yaman altına ha. Fukara değilsin sen. Eşkıyasın. Ben şunu böyleydin. Demek her zamanın bir eşkıyası olurmuş ha. Ver altınları. Atam hep derdi. Nus ile uslanmayanın hakkı tektir. Tekdirden anlamayanın hakkı kötektir. Benden günah gitti. Çocuk ben. Manda gibi kuvvetli. Hile edenleri hiç sevmezük. Oha. Merak etmeyin. Bütün karşılaşmayı canlı yayınlayacağım. Böylelikle herkes kazananı görmüş olacak. Like patlaması yaşanacak. Like patlaması! Arkadaşlar, onlarla değil, kendimizle yaşayalım. Hem Salih Hoca hep ne derdi? Nefsini yenen insanın yenemeyeceği rakip yoktur. Kızlar bir şey diyeceğim. Eskiden, yani ben Karayel'deyken... size Tayfun'un bize davrandığı gibi mi davranıyordum? Yemin ederim şu an kendimden tiksindim ya. Sinan, onlar eskide kaldı. Aynen pislik ve hergeleliğe tövbe ettik biz.
Arkadaşlar, ne olur yardım edin. Yolda giderken Tayfun çukura düştü. Benim gücüm yetmedi, ne olur yardım edin. Senin gücün nasıl yetmedi ya? Bayağı sulak yerde yetişmişsin. Ben... ne olur yardım edin. Tamam, bize yerini göster hadi, çabuk. Gelin benimle. Aynı yerde dönüp dolaşıyoruz. Ormana mı gitsek, belki okun olduğu yere geri dönmüştür. Haklısın. Ama Salih bak, acaba diyorum taksiyle mi gitsek ha? Yıl olmuş 2020, tabanmaya gerek yok. Taksi. Taksi. Müsaade ederseniz biz binelim. Malum yaşlıya öncelik vermek lazım değil mi? Ay ben bunları bildim. Benim oğlanın arkadaşları bunlar. Teyze senin ne işin var burada yahu? Biz seni bir saat önce taksiye bindirip göndermedik mi? Hangi ara geri geldin buraya? Makbule teyze arada evin yolunu unutabiliyor. Şimdi izin verirseniz ben onu götüreceğim. Çok affedersiniz ama başka zaman olsaydı seve seve olurdu da... şimdi bizim işimiz çok acil. Pardon bir saniye. Bu yaşta bir kadını kaldırımda bekletecek kadar acil olan nedir? Çok haklısınız. Siz buyurun lütfen. Yahu çocuk kayıp, çocuk. Çocuk mu? Sizin çocuğunuz mu? Benim oğlan da kayıp. Ne zamandır gelmedi eve. Biliyoruz teyzeciğim, yaklaşık 10 yıldır kayıp. Siz buyurun lütfen. Biz başka taksi buluruz. Bir saniye. Eşkal nedir çocuğun? Bir fotoğrafı var mı? Polise haber verdiniz mi? Bakın hemen şu köşesi karakol. İsterseniz beraber gidebiliriz. Polise gerek yok. Biz hallederiz. Zaten o kadar da ciddi bir durum yok. İyi günler. Ya bir saniye, bir saniye lütfen. Bir saniye. Makbule teyzeciğim sen geç. Bu benim kartım. Yardıma ihtiyacınız olursa mutlaka haber verin. Kolejde müdürüm ben. Teşekkür ederim Rüya Hanım. İyi günler. Mutlaka haberdar edin beni. Lütfen. Benim oğlanı görürseniz ona da deyin. Anam bekliyor seni evde. Kafanı kıracak senin deyin. Tamam. Bir başına kaldın İskender. Yeniçeri olacaktın, sultanı koruyacaktın. Şimdi ne yapacaksın? Hani nerede çukur? Siz gidin. Ben geliyorum. Dikkat edin ipler! Bütün çukurlar yer altında değildir. Çap kozalakları. Tuzak kurmuşlar. Ya keşke güvenmeseydik. Ya ben size dedim inanmayalım diye. Biliyordum. Şunlara bak. Taze yakalanmış hamsi gibi nasıl da kıpır kıpır oynaylar. Bütün okul şimdi karşılaşmayı izlemek için toplanmıştı. Ama maalesef ki siz gelemeyeceksiniz. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Mavi Ay korkup yarışmaya katılamadı. Bundan sonra onlara Mavi Ay yerine Mavi Tavuklar mı desek acaba? Videomun konuşması bile hazır. Bu yalanınız ortaya çıkmayacak mı? Göreceksiniz siz. Bu kadar eğlence yeter. Savaş Hoca birazdan gelir. Gitmemiz lazım. Ha, bu arada boşuna debelenmeyin. Harry Potter olsanız kurtulamazsınız o ağlardan. Hayda! Hile yapıyorsunuz. Hakkıyla yarışmıyorsunuz. Ya debelenerek kaçamayız. Hile edenleri hiç sevmezük.
oklar sayesinde. Böyle isabetli atışı kim yapabilir? Ve bu kadar hızlı. Hadi koş Yanka, benim mi? Yetişelim. Bak. Hadi. Neyim ben ya? Tor falan mı? Game over. Yarın utançlarından okula bile gelemeyecekler. Sessiz olun. Dinleyin. Çıkmasın. Normal değil bu. Gidelim buradan. Aa! O neydi? Şu tarafa gitti. Gerçek miyiz? Ne gerçekmiş? Ormandaki hayalet okçağı. Hile edenleri sevmez uz. Bu da onlara kısadan hisse olur nişan. Sen kimsin be adam? Ne yapıyorsun? Git lan! Uçsana! Tut. Ellerinden tut. Ver. Bırakın beni. Gel. Bu giderken avlandın İskender. Hadi. Şimdi ikimiz aklı da görelim. Ver altınları. O altınlar benimdir. Kahramanlık yapmaya çalışma. Vallahi pataklarım seni. Utanmıyor musunuz? Ufacık çocukla uğraşmaya. Aha. Hayda. Bu kim?
haber evlat? Şükürler olsun ağam. Bu zamana bir başıma geldim sandım. Gel gel. Ben biliyordum zaten Sevgi'nin kulun olduğunu. Seviyorsun beni. Sus be! Susun be! Yemecik malınızı. İstersen siz de yerim. Kalk! Geç bu tarafa, bu taraf benim var. Bu halini siz yemedin. O ne ya? Kurban bayramında kaç an... Dan a susun. Tatil gemisinde bulundu. Kurban bayramı. Latince bu. Kurban bayramı. Osmanlı. Kurban bayramı. Allah Allah. Tatil ne ya? Yani? ...2020 mi? Maria. Maria ölmüştür kesin. Yıllar olmuş. Dana öküz. Bu ne bu resimler böyle? Tatil dediği o mu acaba? Venedik'te kurban bayramı kutluyorlarsa Osmanlı aldı demek ki. Ne güzel resimler. Gündem. Ya Venedik'i Osmanlı aldıysa? Seni yine pes hırsız seni. Küme hırsızı. Kimsin sen? Gio. Gio. Cihangir. Cihangir. Oğlum. Geldin mi oğlum? Sizi kaybettim sandım ha. Bir başıma kaldım sandım. Sesler bu taraftan geliyor. Hadi gidelim. O taraftalar. Koşun. Bizim çocuklar.